Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma gündem videosuyla siz elimi öldürdüm. Bugün yeni bir ders çalışma gündem videosuyla sizlerleyim arkadaşlar. Böyle videoda yüzümü göstermediğim için samimiyetsiz olduğumu düşünen bir kesim vardı. Aynı zamanda biraz da ruhsuz olduğumu düşünen bir kesim vardı. O yüzden bu sıcakta gerçekten hiç üşenmeden hazırlandım ve böyle durmaya katlanmaya çalışarak sizlere yüzümü göstererek bir video çekmek istedim. Uzun süredir ders çalışma günlüklerimi böyle çekmiyordum. Bugün böyle yapacağız arkadaşlar. Bunu severseniz eğer devamında da böyle devam etmeyi düşünüyorum. Yani açıkçası hazırlanmak biraz daha kolay olan kısmı işin ama böyle durmak gerçekten biraz daha zor olan kısmı. Yine de siz nasıl severseniz öyle ilerlemeyi düşünüyorum. Bugün sizlerle birlikte yeni ders çalışma günlüğümü çekiyoruz ve bu 2 günlük bir ders çalışma günlüğü olacak. Videonun içerisinde yani şu an aklımda kurduğum kadarıyla cumartesi günü gece yani cumartesi pazara bağlayan gece yani bugün yaptıklarımı göreceksiniz. Ve aynı şekilde pazarı pazartesiye bağlayan gece yani yarın yaptıklarımı göreceksiniz. Şu anda hatta size saati göstereyim. Saat şu anda 11:40 geçiyor ve benim çalışmaya başlamam lazım. Hatta 10 dakika önce başlamam lazım ama hazırlanmam tahmin ettiğinden biraz daha uzun sürdü. Camı açayım ya, çok bunaldım. Aslında biraz böyle motive olmak için bu videoyu çekmeye başladım. Çünkü gerçekten bu hafta yapacaklarımı hiç uyamadım. Ajanlama bu haftalık planımı hazırlamıştım. Onu göstereceğim şimdi, sizlerle paylaşacağım. Aslında bir önceki ders çalışma günümde değil de karantina günümde paylaşmıştım. Bu şekilde bir planım vardı arkadaşlar. Bunun hani çoğuna uyamadım. Hatta hiçbirine uyamadım diyebilirim. Pazartesi sadece iyi geçmişti. Diğer günler gerçekten kötü geçti. Çarşamba da biraz fizik çalışmıştım. Onun dışında yaptığım pek bir şey yok. Bugün günlerden cumartesiydi. Cumartesi bitmek üzere. Hatta 12 olduğunda pazara geçmiş olacağız. Öncelikle cumartesinin planını bugün yapmaya çalışacağım. Pazarın planını ise yarına saklıyorum. Cumartesinin planı bugün bittikten sonra burada salı gününe döneceğim. Mesela o gün yapmam gerekenleri devam ettireceğim. Aslında bunu biz rehber öğretmenimizle yapmıştık. Yani aslında bunu ödev gibi düşünebilirsiniz. Yani tam olarak ödev değil ama onunla birlikte bir planlama yapmıştık ve buna uymam gerekiyordu. Çünkü gerçekten çok ağır bir program değil ve hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Yani yaklaşık 130 soru var günlük ve gerçekten bence iyi bir program arkadaşlar. Verimli bir program. Dersleri böyle haftanın günlerine bölüyoruz ve o şekilde haftalık program yapıyoruz. Artık şöyle bir karar verdim arkadaşlar. Ders çalışma günlüklerim boyunca sizlere ufak böyle benim kullandığım ipuçlarını aktaracağım. Mesela bugün ben sınıftan bir arkadaşımla birlikte çalışacağım. Kendinize çalışma arkadaşı edinirseniz eğer çalışmanız daha verimli geçebilir. Bugün de böyle verimli çalışmanın aşamalarından bahsedeceğim. Size 5 tane ipucu falan vereceğim sanırım. Aklıma geldikçe böyle sizlere de aktaracağım kendi kullandıklarımdan. Bugün sınıftan bir arkadaşımla birlikte çalışacağız. Yani onun kim olduğunu bilmiyorsunuz ve hani görmeyeceksiniz videoda falan ama biz böyle WhatsApp'tan hani konuşarak neler yaptığımızı falan birbirimizi motive etmeye çalışacağız. Aynı zamanda belki İlayda da bize katılır diye düşünüyorum. Onunla birlikte etüt saatleri yapabiliriz Instagram'a. Ben şu an bir etüt saati paylaşmıştım, aslında başlamam gerekiyor. O yüzden çok uzatmadan hemen başlayacağım. Etüt saatlerimi göstereyim sizlere. 11:30'da başlayacaktık aslında ve şu şekilde gözüküyor mu şu anda? Çok parladı sanki. Dakika. Galiba şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde tut saatleri yapmıştım. 11:30'da başlayacaktık. 12'ye kadar çalışacaktık. O zaman ben şimdi hemen biraz bir şeyler yapayım ve 10 dakikalık molalar var etüt saatlerinin arasında. O zaman sizi tekrar güncellediğim zaman böyle ufak bir şeyler daha konuşuruz birlikte. Bugün bu saate kadar neler yaptığımdan falan bahsederim. Ve Ramazan'ın nasıl bir program izlediğimden bahsederim genel olarak. O zaman ben şimdi hiç uzatmadan başlayacağım arkadaşlar. İlk olarak birazcık kimya çözmek istiyorum. Aslında cumartesinin programında kimya yoktu ama kimya çözerken eğleniyorum ve hani böyle sıkılmayacağım bir şeyden başlamak istedim ilk önce. Kimyayı da bu çapın asit, baz ve tuzlar fasikülünden çözeceğim. Kimyada bu konuyu bitirdik arkadaşlar online derslerimizde. Ve ben bugün tuzlara birazcık başlamıştım. Şöyle testin yarısını çözmüşüm. Yarısını bırakmışım çünkü sonra özet çıkarmaya başladım. Bu özetlerden yararlanarak hani soruları çözerken böyle birazcık da tekrar olacak benim için. Tuzlar testiyle başlıyorum. Daha sonra da acemi, amatör ve uzman testleri başlıyor. Çapta zaten biliyorsunuz. Bunlara geçeceğim. İlk öte... O zaman etüt diyemedim bir türlü. O zaman ilk etütüme başlıyorum arkadaşlar. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
herkese selam tekrardan. Şimdi iki tutu bitirmek üzereyiz. Saat şu anda 23.58 arkadaşlar. Ve ben bugün yaptıklarımdan çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Çünkü az önce bir tane acemi testi çözdüm 12 soruluk. Onun arkasında da bir tane tuzlarla alakalı test vardı. O da 12 soruluktu. Yani aslında 30'lar testinin yarısını çözmüştüm ama şu ana kadar 24 soru çözmüş oldum. O yüzden bu 3 dakikayı ve arkasına gelen 10 dakikayı da sizlere ayırmak istedim. Şimdi ben öncelikle bugün böyle özetler çıkardım arkadaşlar kimyadan. Şöyle göstereyim. Böyle asitler, arkasında da bazlar var şurada. Günlük hayatta kullanılan şekilleri falan var. Sonra buna sığmadığı için başka bir kağıda geçtim ve burada da tuzlar var arkadaşlar. Ben bu şekilde A4 kağıtlarını nedense ortadan ikiye katlayarak çıkartıyorum sürekli. Neden bilmiyorum ama böyle daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü böyle A4 kağıdının tamamını kullandığımda çok düzenli kullanamıyorum. Hani mesela biraz yazıyorum yanı boş kalıyor falan. Böyle yaptığımda kağıdın boyutunu küçültmüş olduğum için daha iyi geliyor bana. Bunları da bir dosyada topluyorum arkadaşlar. Bu dosyamı da göstermiştim aslında size bir önceki videolarımda. Ama böyle bir şey de yapabilirsiniz daha verimli çalışabilmek için. Böyle farklı farklı eşyalar alıp onları kullanabilirsiniz. Renkli kağıtlara not çıkartabilirsiniz. Ve ben daha çok böyle defter not çıkarmayı sevmiyorum. Çünkü ayrı ayrı defter yapmak zor geliyor gerçekten. Bir deftere toplayınca da çok fazla birbirine karışıyor. Böyle yapınca en azından biliyorum mesela notlarımı. İşte o gün diyelim bir şey çalışmam lazım. Tarih çalışacağım. Sadece bu kağıdı yanıma alabiliyorum. Hani hem taşıması kolay hem de bence daha verimli oluyor arkadaşlar. Bir defter yapmaya başladığımda gerçekten hemen sıkılıyorum ama A4 kağıtları gerçekten ömürlük bence. O yüzden bu dosyada hepsini biriktiriyorum. Bu dosyada normal A4'ten küçük yani A5 boyutunda bir dosya. Böyle farklı eşyalar kullanabilirsiniz motive olmak için. Bu da bu videodaki ikinci ipucumuz olsun. Ben şimdi bir tane hikaye paylaşacağım arkadaşlar yaptıklarımla alakalı. Daha sonra ikinci etütle devam edeceğim. Bu arada Instagram'dan beni takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Oradan böyle birlikte etütler falan yapıyoruz ve hani daha çok iletişim halindeyim sizlerle. Çünkü orada iletişim kurmak daha kolay gerçekten. O yüzden oradan da beni takip edebilirsiniz eğer Instagram kullanıyorsanız. Şu anda 12:10 geçiyor ve bir sonraki etütümüz başlamış bulunmakta. Ben yine bu çaptan devam edeceğim. Acemi 2'yi çözeceğim şu anda. Bununla devam ediyorum. Bakalım nasıl geçecek. Bu arada kimyanın bu asit bazlar konusuna gerçekten çok sevmeye başladım. Çünkü yani bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. Sanırım önceden kalan bir bilgi birikimi olması bunda etkili. Gerçekten bilmiyorum ama çok seviyorum. Hatta fizikte optik konusunu da çok seviyorum şu anda. Konuyu ilk başlarda öğrenmeye başladığınız zaman kaynaklarınızdaki bütün soruları bitirirseniz eğer o konuya ısınıyorsunuz. Yani bu da bir taktik olabilir bence sizler için. Bu şekilde çalışarak sevdiğim çok fazla konu oldu. Mol kavramı da buna dahil. Mesela mol'ü nasıl hallettiğimi çok soruyordunuz. Optiği nasıl hallettiğimi de yorumlarda çok soruyordunuz. Birkaç videodur. O yüzden bunu da cevaplamak istedim. Böyle yavaş yavaş öğrenmeye başladığınızda adım adım bütün kaynaklarınızı bitirirseniz mesela optikte o gün gölgeleri işlediyseniz eve gelin bütün kaynaklarınızdan onları çözün. Ya da mesela elinizde 3 kaynak varsa ikisinden çözün. Birini sınav için bırakabilirsiniz. Ben bazen öyle yapıyorum. Bir sonraki gün düzlem aynayı ya da yansımayı işlediniz. Onu bitirin kaynaklarınızdan. Yani o şekilde ilerlerseniz bence iyi oluyor. Ben o şekilde ilerliyorum birkaç konudur. Ve gerçekten fiziği sevmeye başladım bu şekilde. Aynı şekilde kimyayı da arkadaşlar. O zaman şimdi vakit kaybetmeden bu ikinci acemi testine başlıyorum. Şurada görüyorsunuz aslında kimya perşembe günü çözmem gerekiyordu. Ama bugün çözdüm ve 54 yazdım. Aslında bugün cumartesininkileri çözecektim ama kimya çok çözesim vardı. Çünkü kimyayı sevmeye başlamıştım ve çözerken gerçekten eğlendim. Şimdi 54 soru kimya çözmüşüm bugün. Onu buraya yazdım. Çözdüğüm testlerde bu şekilde arkadaşlar bir tane tuzlarla alakalı bir test. Onun dışında da böyle çapın sonundaki acemilerden 4 test çözdüm bu şekilde. Bu arada kendime galiba ilk testlerden sonra nazar değdirdim. Çünkü şu ikinci testte ve dördüncü testte çok yanlışım çıktı. Bir çok iyiydi. Şimdi dil bilgisiyle devam edeceğim. Dil bilgisi olarak da kullandığım kitabı göstereceğim şimdi sizlere. Kaplan Yayınları'nın bu kitabını kullanıyorum arkadaşlar. Kimyayı şimdi kaldıralım şuraya.
Kaplan Yayınları'nın bu kitabını kullanıyorum. Kitaptan memnunum gerçekten. Geçen çalışmaya başladığımda isimlerle alakalı bayağı bir test çözmüştüm. Şöyle bir özet çıkartmışım. Hatta bunu buraya koyayım. İsimlerle alakalı toplamda 11 test çözmüşüm. Zaten kısa kısa 4 soru, bazı testlere 6 soru falan. Şimdi isimden devam edelim o zaman. Toplamda kaç soru çözmem gerekiyormuş? Hem salı günü için 40 dil bilgisi hem de perşembe günü için 40 dil bilgisi çözmem gerekiyormuş. Şu anlık sadece bir tanesini halledelim. Yani 40 tane dil bilgisi çözmeye çalışayım bakalım. Nasıl olacak? Sonra sıfatlara geçiyormuş. Kaç soru kalmış burada? 16, 3, 19 soru burada var arkadaşlar. Sonra isim bitiyor. Sıfatlara geçiyorum. Geri kalanı da sıfatlardan çözerim. Sonra geriye 21 soru kalıyor. 4 test sıfat ve 2 test isim çözdükten sonra toplamda 41 tane test çözmüş oluyorum. O yüzden şimdi onlara başlıyorum ben hemen. O zaman şimdi dil bilgisiyle başlayalım. Bu arada dil bilgisi ve aynı zamanda paragraf ve problem çok önemli arkadaşlar. Onları da çözmeyi aksatmayın lütfen. Çözdükçe netlerinizi artıracağınız konular bunlar. Çok temel konular olduğu için 9 da olsanız 10 da olsanız ilerletebiliyorsunuz. O yüzden ben 10 sanız özellikle kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada 9'lar çok fazla öneri istiyor arkadaşlar. Bence 9 sanız kesinlikle kitap okumaya çok önem verin. Onun yanında 9 konularını bir tekrar edin derim ben. Çünkü ben 9. sınıfın yazındayken TYT çalışmaya başlamıştım. Ve gerçekten çok verimsiz, yani aşırı saçma bir şey olmuştu yani. Hiçbir verim alamamıştım ve çalışmasam daha iyiydi yani. Komple dinlensem daha iyiydi gerçekten. Ve ben şimdi 9. sınıfa geri dönebilsem kesinlikle 9 tekrar yapardım. Çünkü 9'dan eksik kalması çok kötü bir şey. Yani 12'ye geliyorsunuz ve düşünsenize 9'dan eksiğiniz var ya da 11'e geliyorsunuz. Mesela şu an 9'dan eksiğim olmasa hani daha güzel olabilirdi her şey. Tabii ki çok kötü durumda değilim. O kadar fazla da eksiğim yok ama çünkü 9'da böyle kaynaklarımdan falan çok fazla soru çözüyordum ve konuları pekiştiriyordum ama böyle eksiği olan bir öğrenciyseniz ve 9'u tekrar etmeniz gerektiğini düşünüyorsanız kesinlikle aksatmadan bence bu eğitime verdiğimiz dönemde ya da yaz tatil döneminde bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok soruyordunuz, böyle ufaktan bir cevaplamak istedim. O zaman ben şimdi sorulara başlıyorum. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And soruydu ve isim kısmını şu anda bitirdim arkadaşlar. Hiç yanlışım yok 19 sorudan ve bu gayet iyi bir sonuç. O yüzden mutluyum şu anda. Şimdi sıfatlara başlayacağım. Sıfatlar konusundan da 22 soru var çözmem gereken. O zaman şimdi sıfatlar konusundaki testlerimi çözüp geliyorum. Herkese selam tekrardan. Toplamda dil bilgisinden 55 soru çözdüm arkadaşlar ve 37 tanesini buraya yazdım. Çözdüğüm bir test daha vardı 16 soruluk. Onu da bu 40 dil bilgisine ekleyeceğim ama yarın biraz daha dil bilgisi çözerim belki diye şimdi tam olarak yazmak istemedim. Toplamda 55 soru çözdüm dediğim gibi. Şimdi size onları göstereceğim. Şuradaki testlerden isim testi çözdüm şu şekilde. 19 soruydu sanırım. 19 olması lazım. Bakayım. Evet, 19 soruluk 2 test arkadaşlar. Daha sonra da buraları çözmüştüm önceden de. Bu turuncuyla işaretlediğim yerler şu an çözdüklerim. Aynı zamanda bu yeşille işaretlediğim ve bu turuncuyla işaretlediğim yerde şu an çözdüklerim. Yani toplamda 5 test falan çözmüşüm. Toplam 55 soru bu kaynaktan çözdüm. Bu kaynaktan gerçekten çok memnunum arkadaşlar. Tavsiye ederim. Daha yeni başladıysanız özellikle gerçekten çok iyi bir kaynak. Yani çok zor olmayan bir kaynak ve pekiştirmek için çok güzel bir kaynak. Fiyatı hala 24.90 bilmiyorum ama gerçekten 24.90 ise çok uygun arkadaşlar. Kesinlikle bakabilirsiniz internetten ve içerisinde konu özetleri falan da var. Mesela şu şekilde göstereyim. Bu şekilde böyle gerçekten bence güzel bir kaynak. Dil bilgisini de bugün bu şekilde bırakıyorum.
Şimdi burada geçenlerde elime ulaşan bir kaynak var arkadaşlar. Küp Yayınları'nın 10. sınıf matematik soru bankası. Buna bakmak istiyorum gerçekten uzun süredir. Yani elime ulaştığından beri bir hafta falan olmadı galiba elime ulaşalı. Yaklaşık 5 gün falan olmuş olması lazım. Bunu da gerçekten çözmek istiyorum. Sorularını falan içerisini beğendim ve sizlerle paylaşmak istiyorum düşüncelerimi çözdükten sonra. İçerisini de şu şekilde göstereyim. Bu şekilde böyle bir çalışma soruları diye adlandırmışlar. Fonksiyonlar açmışım, rastgele açtım. Böyle soruları var. Daha sonra da etkinlik tarzı sorular ve çoktan seçmeli sorular var. Açık uçlu sorular da var arkadaşlar içerisinde. Bundan da soru çözmeyi düşünüyorum. Belki karmaşık sayılar çözerim çünkü o konuyu gerçekten çok seviyorum. Ya da şu anki konumuz olan çokgenlerden kareyi çözebilirim arkadaşlar. Biraz matematik çalışmak istiyorum. Şimdi saat şu anda 1.45 arkadaşlar. Ve bir sonraki etüdüm, yani bu etütüm bitmek üzere. Toplamda kaç soru çözdüm etütler boyunca? 55 soru dil bilgisi ve 54 soru kimya çözdüm. Kimyanın bir kısmını aslında ikindi ve iftar arasında çözmüştüm ama neyse. Toplam 109 soru çözmüşüm şimdiye kadar. 3 etüt falan yaptım. Şimdi o zaman ben matematikle devam edeceğim. Sadece birazcık ara vermek istiyorum bir sonraki etüte kadar. Sorularımı da yaklaşık 200'e falan tamamladığımda bırakırım diye düşünüyorum. Aslında 4'e kadar etüt saati yazmıştım ama 200'e ulaştığımda bırakacağım arkadaşlar. Şimdi matematikten ne yapacağız bakalım. Birazcık ara veriyorum, bir 20 dakikalık falan. Bir sonraki etütte görüşmek üzere o zaman. Şimdi birazcık masamın üzerini topladım ben dinlenirken ve şurada iki konuyu bitirdim bu arada, az önce size söylememiştim. Bu kitaptan isim ve sıfat konusu bitti arkadaşlar. O zaman şimdi ben matematikle devam edeceğim. Matematik kitabını şöyle bir kez daha göstereyim. Bu şekilde ben şimdi başlıyorum. Bu arada çalışırken sürekli bir şeyler atıştırıyorum ve öyle daha iyi hissediyorum nedense. Siz de öyle misiniz? Eğer öyleyseniz yorumlara yazın lütfen, tek hissetmeyeyim. Mesela şurada kuru yemişlerim var. Burada da gazoz vardı dolapta, soğuk. Onu içeceğim çünkü hava çok sıcak gerçekten. Ve yanıma bir de çikolata aldım. Şimdi bunları atıştırırken matematikle başlıyorum. Herkese selam. Bugün ertesi gündeyiz arkadaşlar. Gerçekten böyle inanılmaz derecede hiçbir şey yapasım yok. Hani böyle olur ya. Size de oluyordur yani eminim. Öyleyim yani şu an arkadaşlar. Sadece yatmak istiyorum. Ama yapmam gerekiyor. Çünkü bu hafta hiçbir şey yapamadım. Kendimi motive etmeye çalışıyorum. Yani bu hafta zaten hiçbir şey yapamadım doğru düzgün, bari bugün yap diye. Sanırım sahura kadar devam edemeyebilirim ama şimdi biraz hafiften başlamak istedim. Bu aktif matematikten biraz matematik problemler kısmından soru çözeceğim. Bu arada bu kitabın nasıl olduğunu soracak olursanız bence acayip basit bir kitap arkadaşlar. Yani hani böyle gerçekten matematik seviyeniz çok düşükse kullanabilirsiniz. Ben problemler kısmını çözüyorum, hani biraz daha beğeniyorum ama ilk başlarda mesela matematiğin temel konularıyla alakalı testler falan oluyor, etkinlikler falan oluyor. Yani çok basit olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok kötü olduğunuzu düşünüyorsanız bence kullanabilirsiniz ama benim için sanki birazcık gereksiz. Ama yine de işçi problemleri falan var. Onları çözeceğim, onlar hoşuma gidiyor. Biraz bundan pekiştireyim çünkü gerçekten elimdeki problem kaynağı biraz zor bir kaynak arkadaşlar. Şimdi ben matematikle başlıyorum o zaman. Sonra tekrar sizleri güncellerim. Bir sonraki güncellemede o zaman görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.